Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrar herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle arkadaşlar size baştan şunu söylemek istiyorum. Lütfen eğer ki gerçekten temel ihtiyaç destek kredisi tekrar gelsin diyorsan bu videoyu öne çıkarmak için öncelikle bu videoyu beğen arkadaşlar. Beğen abi, beğen tuşuna bas. Kanala abone ol ve bu videoyu Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde paylaş. Eğer ki sen bunu yaparsan, hani ben bir tane ben yaptım, ya benden bundan bir şey olmaz dersen, o da der, bu da der, biz bir sesimizi falan duyuramayız arkadaşlar. O yüzden sizden baştan rica ediyorum, bu videoyu beğen tuşuna basın, kanala abone olun ve bu videoyu her yerde paylaşın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni bir yasak dönemine girdik. Lütfen şu videoyu sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Tahminlerimi ve analizlerimi size söylemek istiyorum. Ve birkaç yerden de bilgiler aldım. Şimdi İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs önlemlerinin uygulanmasına yönelik 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor arkadaşlar. 20 Kasım Cuma saat 20'den sonra, yani bu Cuma saat 20'den sonra geçerli olan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonları 10 ile 20 saatleri arasında, yani sabah 10, akşam 20'ye kadar dışarıda gezebilirsiniz. Onun da haricinde yasak var arkadaşlar, bilginiz olsun. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman başlayacağını ve sadece hafta sonu ile mi sınırlı olduğunu merak ediyorlardı. Bu Cuma saat 20'den itibaren başlayacak arkadaşlar. Öte yandan AVM, restoran, kıraathane, kafe işletmeleri çalışma saatleri ve şekilleriyle ayrıntıları belli oldu. İşte koronavirüs mücadelenin ayrıntılarını da merak ediyoruz şu anda. Bir saniye, hemen şunu da okuyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, genelgeye göre bu Cuma saat 20'de başlıyor. Bir. İkincisi, kıraathaneler, yani çay ocakları vesaire, bunlar komple kapanıyor arkadaşlar. Diğer yandan AVM'ler yine 10 ile 20 saatler arasında çalışıyor. Normaldeki restoranlar hiçbir şekilde iş yerine müşteri almayacak. Sadece paket servisi yapacak arkadaşlar. Bunlardan dolayı sıkıntılar doğacak büyük ihtimalle. Yani AVM'de çalışan değil de restoranlarda çalışanlar, kıraathanede çalışanlar, kafede çalışanlar, bunların personelleri ve bunların esnaflar, bunların hepsi gerçekten maddi sıkıntılar yaşayacaktır. İnşallah da yaşamazlar. Devletimiz zaten bununla ilgili desteği büyük ihtimalle verir arkadaşlar. Kimseyi de yarı yolda bırakmaz. Kimse aç değil, açıkta değil ama aç ve açıkta olanlara eğer gidip de devlete sen ben acım dediysen, sana da destek olmadılarsa o zaman haklısın kardeşim. O zaman ben sana hak veriyorum, bir şey demiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Mart ayından sonra Nisan 1'den itibaren temel ihtiyaç destek kredisi ile ilgili beni bilen bilir. Çok ciddi bir şekilde sesinizi duyurduk. İşte bakanlıklara gittik, meclise gittik, işte insan haklarına gittik, oraya gittik, buraya gittik, şuraya gittik. Bankaların genel müdürlüklerine gittik. Bir şekilde koşturduk arkadaşlar. Sizin için mücadele etmeye devam ettik. Peki temel ihtiyaç destek kredisi ikinci fazı, yani ikinci bölümü gelir mi? Şimdi arkadaşlar 80 veya günlük 70 ölen vatandaşlarımız vardı. O zamanlarda Türkiye'de genel yasaklama gelmişti biliyorsunuz. Bundan dolayı da vatandaşlarımız gerçekten çaresiz bir şekilde ne yapacaklarını bilemediler. Devlet hemen ne yaptı? Temel ihtiyaç destek kredisini devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle, bilgisiyle vatandaşlara verildi. Burada ne oldu? Sorunlar yaşandı. Bazıları dedi ki işte gerçekten ihtiyacı olmayana verildi. Bizim ihtiyacımız vardı, bize verilmedi falan filan diye. Ama birçok vatandaşımız da dedi ki aldık. Ne yaptılar? İşte 15.000 TL, 7.500 TL, 10.000 TL'ydi. Sonra bunu 3.000 TL'ye düşürdüler. Vatandaşlar dedi ki 3.000'e niye düştü? Hani 5.000, 7.500, 10.000 liraydı. Bunun 3.000'e düşmesinin sebebi herkese verilmesi yönündeydi arkadaşlar. Yani devlet bir şekilde herkese eli uzanması için sana 3.000 verdi. Öbür arkadaşıma da 3.000 verse iki kişinin parasını
tek kişiye verse olmazdı arkadaşlar. 3000 3000 verdi. Hatta 3000 alanlar bile şikayet etti. Ben niye 3000 aldım? 5000 almam gerekiyordu. Ama anlamazlar ki o bazı 3000'i alamayan kardeşlerimiz de gerçekten ihtiyaç sahipleriydi. Bir orantılı bir dağıtma yönüne girmişlerdi. Peki yeni destek kredisi, temel ihtiyaç destek kredisi gelir mi diye bana soran olanlar var vatandaşlarımızdan. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer ki birlik olursak, eğer ki sesimizi duyurursak, bu videonun altına devletimize, milletimize hakaret, tehdit, şantaj, o bu, cart curt böyle pislik pislik yazılar yazmazsak, düzgün bir şekilde vatanımızın yanında olduğunu, devletimizin yanında olduğunu güzel bir şekilde yorumlara yazarsak, arkadaşlar tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır ya. O yüzden sizden şu konuda eğer ki temel ihtiyaç destek kredisiyle ilgili yeni bir faz 2 gelsin diyorsanız bu kanalı abone ol, bu videoyu beğen. Beğen tuşu çok önemli arkadaşlar. Bakın çok 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 önemli. Neden? YouTube'da seni ön plana çıkartıyor. Ne kadar çok beğenirsen, ne kadar çok bol bol yorum yazarsan, yorumlar, izlenme sayısı ve beğeniyi hesaplayıp YouTube öne sunuyor seni. Şimdi sen bunu her yerde paylaş. Facebook'larda, orada, burada, her yerde paylaş. Amacımız senin sesini duyurmak. Devletimize sesini duyurmak. Bildiğiniz gibi temel ihtiyaç destek kredisi faz 1'i zamanında tamamlamıştık. Hatta genel müdürlüğe gittik. Dedi ki böyle böyle kapıdan içeriye girdik. Bizi hatta farklı farklı konuşmalar yaptılar. Ama biz ne diyoruz her zaman? Kamu bankalarımızın yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Onların yanında olacağız. Ama temel ihtiyaç destek kredisi faz 2'si buna benzer tarzda bir destek paketi gelir mi diye sorarsanız bana göre gelmesi gerekiyor. Ve bana göre de gelir arkadaşlar. Neden? Ama gelirse de şöyle olmasını istiyoruz. Buradan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanlığımıza şunları söylemek istiyoruz. Biz sizin her zaman yanınızda olduğumuzu gösteriyoruz ve sizin de vatandaşların yanında olduğunu gösteriyorsunuz. Ama vatandaşlar şu anda yasak dönemi başlıyor. Belli bir yasaklar var. Bunlara istinaden gerçekten işsiz kalacak. İşsizlik ödeneklerini biliyorum tabii bir yerden veriliyor ama gerçekten evde oturarak bu kardeşlerimiz sadece devletten gelecek veya işsizlik ödeneğinden gelecek parayla geçimini geçindirmesi çok zor. Yani geçimini sağlaması çok zor. Bu yüzden hepinize söylüyorum değerli vatandaşlarım. Hadi Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için bu videoyu her yerde paylaşın. Bu videonun altına yorumlar yazın. Temel ihtiyaç destek kredisi gelsin. Ve ben geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Çünkü yüzün üzerinde şu anda rahmetli olan kardeşlerimiz var. Ve bu tedbirler yetecek mi bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde belki tamamen yasak gelebilir. O zaman daha da sıkıntı olabilir. Ama bunlar olmadan vatandaşlarımıza el uzatılması gerekiyor. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu vatandaşlar bu videonun altına yorumlar yazıyorlar. Lütfen o yorumları okuyun. Ve beğen tuşunu arkadaşlar çökertin resmen. O beğen tuşunu 50 bin 60 bin like yapın arkadaşlar. Like mıdır, like mıdır ne olduğunu da bilmiyorum ben. Beğen tuşu işte yani basın abi. Ondan sonra bu videoyu beğenin, paylaşın. Her yerde arkadaşlar sesimizi duyurmaya çalışalım. Ama temel ihtiyaç destek kredisi çıkarsa şunu diyorum. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar titizlikle belirlenmesi gerekiyor. İlk baştaki hatamız olmasın. Yani Nisan 1 mağdurları var, Mayıs mağdurları var, Haziran mağdurları var. Yani var da var da var arkadaşlar. Adamın altında 5 katlı evi var, krediyi almış ama evinde ekmek yok, kredisini alamamış. Bu kardeşlerimize destek verilmesi gerekiyordu. Ben de şunu söylüyorum. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine hiç yoktan temel ihtiyaç destek kredisinin birini alanlar değil de hiç alamayanlara yönelik de bir temel ihtiyaç destek kredisi sağlanması tüm vatandaşlarımız için hayırlı olacağını düşünüyorum. Buradan devletimize sesleniyoruz. Şu kardeşlerimizin yorumlarını lütfen okuyun. Biliyorum ki YouTube'da, Twitter'da ne kadar da siz yardım yapsanız, ne kadar da işte temel ihtiyaç destek kredisini 8 milyon, 10 milyon verdik deseniz de illa polemikçiler çıkacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz burada objektif olalım. Her zaman
Ne bir partinin yandaşı olalım, ne de başka bir şey. Ama yardım isteyeceğimiz yerler hükümet arkadaşlar. Yani yardım isteyeceğimiz yerler hükümet. Eğer sen temel ihtiyaç destek kredisinin ikinci fazı gelsin diyorsan, bunun kanununu, bunun geçici maddesini çıkartacak olanlar yine milletvekillerimiz arkadaşlar. Yani parti ayrımı yapmadan, bakın hükümette ana muhalefeti ve hükümeti. Yani bir topluluk ve bunun içinde bütün milletvekillerimiz oy kullanıyorlar. Ve emin olun ki böyle bir sesimizi duyurduğumuzda kesinlikle hayır diyeceklerini sanmıyorum. Hadi bir başlangıçla başlayalım arkadaşlar. Sesimizi duyurmak için her yerde paylaşım yapmaya sizi davet ediyorum. Bu videoyu her yerde beğenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Çünkü 100 bine az kaldı. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Haydi temel destek ihtiyaç kredisinin ikinci fazı gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.